Herkese merhaba. Yakın zamanda bildiğiniz gibi çevirdiğim kitap Kolay Mutlu Mutfak yayınlandı ve şu anda satışta. Size biraz kitabın benimle ilgili olan öyküsünden bahsedeceğim. Benim için ifade ettiklerinden bahsedeceğim. Sonra da kısaca biraz kitapta neler olduğunu inceleyeceğim. Umarım sizin için de faydalı olur. Öncelikle bu kitapla benim tanışmam şöyle oldu. Kickstarter denen bir uluslararası kitle fonlama sitesi var. Ara sıra buraya girip takip ediyorum. İlginç projeler oluyor. O güne kadar daha önce hiçbir projeyi desteklememiştim. Açıkçası genelde Amerika'da veya uzak bir ülkede olduğu için çok ciddi kargo masrafları ve tabii bunların döviz üzerinden olması sebebiyle oradan bu ürünü edinenlere göre çok daha pahalıya patlıyor olması ve hiçbir zaman da almaya değer bir şey aslında bulamamış olmamdı. Bu kitapla ilk defa orada karşılaştım. Mickey Mottes isimli bir çizer, aynı zamanda da vegan, böyle bir kitap çizmiş ve yazmıştı bir diyetisyenle birlikte, bir beslenme uzmanıyla birlikte. Kitap gerçekten çok güzel geldi. Tabii yanında bazı işte boyama kitapları, oyuncaklar, stickerlar da vardı. Hatta onlarla birlikte kitabı satın aldım. Bu yaklaşık 2-2,5 sene önce oluyor. Vegan olalı neredeyse bir sene olmuştu. Kitap belirtildiği zamanda elime ulaştı ve gerçekten çok güzel bir kitaptı. Tabii ki İngilizceydi. Kitabı okudukça, yani aslında böyle bir hikaye kitabı gibi bir kitap değil, birazdan kitaptan bahsedeceğim. Bir başucu kaynağı gibi, yani beslenmeyle ilgili ipuçları, vitaminlerle, minerallerle ilgili, pişirme yöntemleriyle ilgili, alışverişle ilgili birçok pratik bilgi içeriyor. Bu yüzden baştan sona bir kere de okunacak gibi değil, belli zamanlarla faydalanabilecek bir kitap gibi. Ya da sıkıştığınız zaman bakılacak bir kaynak gibi. Kitabı her elime aldığımda o kadar hayran oldum ki ya bu kitap Türkçe'de de olmalı diye düşündüm. Ve bekledim, hiç kimseden bir hareket gelmedi. Hatta genelde paylaştım sosyal medya hesaplarımda. Kitabın İngilizce halinden de pek haberdar olan görmedim. Bu noktadan sonra ben de acaba kitabı ben çevirebilir miyim diye düşündüm. Nasıl yaparım diye düşününce kitabın yazarına ulaştım. Daha doğrusu çizeri ve yazarı zaten aynı kişi, Mickey Mottes. Yazara bir mail attım. Bir YouTube kanalım olduğunu, vegan beslenmeyle, vegan yaşamla ilgilendiğimi ve kitabı çevirmeyi çok isteyeceğimi söyledim. Kısa bir zaman içerisinde bir yanıt geldi. Bana çok sevineceğini, mutlulukla buna, yani bunu kabul ettiğini ama yayın evi bulmak için bana yardım eder misin dedi. Daha önce hiç böyle bir tecrübem olmamasına rağmen tamam dedim. Bu noktada aklıma ilk yazar ve vegan yazar olan Zülal Kalkandelen geldi. Onunla iletişime geçtim. Bana bir iki kitap evi, bir yayın evi önerdi. Onlarla da görüştüm bir tanesiyle. Bu gerçekten Türkiye'de çok bilinen büyük bir yayın evi aslında. Tam onlarla bir randevu ayarladım. Görüşmeye gitmeden önce tesadüfi bir şekilde vegan dükkana gittiğim bir gün vegan dükkanın sahibi Tarkan bana oraya gelen, oradan alışveriş yaptığımı bilen takipçilerimden Suat Bey'e sorar mısınız hiç kitap yazmayacak mı diye bana yönlendirmesi üzerine ben de aslında bir kitap çevirmek istediğimi söyledim. O da bir anda beni Meav Yayıncılığın editörü ya da daha doğrusu sahibi diyebilirim belki Sara Hanım'la tanıştırdı. Sara Hanım da böyle bir kitabı çevirmek isteyeceklerinden bahsetti. Kendisi de vegan bu arada. Hatta editörün de vegan olduğunu söyledi. Ve bu kitabı seve seve basmak isteyeceklerini ve özellikle de basmak istediklerini söyledi. Ben de o büyük yayın eviyle randevulaşmıştım aslında. Ama yine de gittim o yayın evine. Onlarla görüştüm. Açıkçası tabii ki büyük bir yayın evi. Şimdi burada onları zaten isimlerini vermiyorum. Kötülemek gibi bir niyetim yok ama olaya çok ticari açıdan yaklaştılar. Bunu bir kar zarar oranı içerisinde hesapladılar. Biraz onlara veganlıktan da bahsettim. Veganlığın ileride önemli olabileceğini, bu yüzden şimdiden bu kitabı basmanın iyi olabileceğini ama bunu olası en düşük maliyetlerle yapabileceğimizi, örneğin karton kağıda basamayacağımızı, hatta bunun için yazarla benim görüşüp ondan ücret talep etmemesi için rica etmemi istediler. Ben de açıkçası hiç konuya hakim olmadığım için yani yazarlık, çevirmenlik, kitap basımları beni açıkçası ikna ettiler. Yani bunun bir ekonomik iş olduğu konusunda ama oradan çıktığım anda
hiçbir heyecanımı paylaşmadıklarını gördüğüm için, yani benim bu kitabı çevirmemdeki amaç bir para kazanmak değil en nihayetinde. Sadece bu eserin Türkçe'de de olmasını istiyorum ve bunun aslında veganlar veya vegan olmak isteyenler için çok iyi bir kaynak olduğunu düşündüğüm için bu heyecanı da paylaşmak istedim ve bunu olmadığını gördüğüm anda hemen Sara Hanım'ı aradım ve hemen buluşalım ve kitabı basalım diye konuştum açıkçası. Daha sonra yakın zamanda hemen buluştuk, zaten anlaştık ve aynı fikirde, aynı heyecanı paylaşıyorduk. Bu da benim için zaten yeterliydi. Ondan sonra da kitabı çevirmeye başladım. Daha sonra bir iki ufak tefek şeyleri değiştirerek kitabı son haline getirdik. Korona pandemisi de birazcık ertelenmesine sebep oldu ama en nihayetinde kitap basıldı ve burada. Ben yani İngilizcesini de çok sevmiştim. Türkçesi de tamamen aynı boyutta, aynı kalitede, aynı güzellikte. Türkçesi de bence çok güzel oldu. Yani beklediğimize değdi. İsterseniz biraz kitaptan da bahsedelim. Kitap 128 sayfa, sert kapak. Dolu dolu bilgiler içeriyor. Neler içeriyor? Öncelikle tabii neden vegan olmalıyız başlığında o bildiğimiz o şehir efsaneleri yıkarak başlıyor ve veganlığın neden sağlıklı olduğunu anlatıyor. Besinleri anlamamızı sağlıyor aslında. Bu da çok önemli. Yani beslenmeyi unuttuğumuz sağlıklı beslenmeyi bize tekrar hatırlatıyor. Besin öğeleri tablolarının içinde ne olduğunu, kalori nedir, kolesterol nedir, lif nedir, bunlar nedir, nerelerde bulunur, nasıl alınmalı bunlardan bahsediyor. Sadece bildiğimiz işte tahıl, baklagil değil, baharatlara kadar detaylıca inmiş ve onların bile rehberleri var. Sıvı yağlar, yeşil yapraklılar rehberi var mesela. Bence bu gerçekten çok güzel. Özellikle kalsiyum ve K vitamini ve folik asit açısından çok iyi bir kaynak olan ve ülkemizde birçoğu, neredeyse hepsi bulunabilen bu yeşil yapraklıları aslında pek tanımadığımızı fark ettim. Bununla beraber alternatifler, et, süt, yumurta, peynir, hamburger, bunlarla ilgili tarifler, pratik bilgiler var. Ve bunların hepsinin ötesinde bence aslında bu kitabın belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi öğün planlama, günlük yemek planlaması olacak. Çünkü vegan içerikli video yapmaya başladığım günden bugüne kadar bana gelen soruların her zaman en sık olanı şu: peki biz ne yiyeceğiz? Peki ben bunlarla beslenemezsem nelerle besleneceğim? Bana bir öğün tablosu yapar mısınız? Ben bir gün boyunca neler yiyebilirim? Siz bir gün boyunca neler yiyorsunuz? İşte burada çok güzel anlatılmış bir öğün planlama tablosu var. Tabii bunun ilerleyen sayfaların daha detayları da var. Bunları çeşitli tariflerle ve ipuçlarıyla doldurmuşlar. Bunun dışında sağlıklı pişirme için ipuçlarından tutun da İşte tuzu azaltmanın nasıl kolay olduğunu gösteren bazı pratik bilgiler, sağlıklı atıştırmalıklar. Bunlardan sonra da vitamin ve minerallerin nerelerde bulunduğu ve nasıl bunlardan maksimum faydalanabiliriz, bunlarla ilgili sayfalar var. Özellikle bu sayfaları belki internetten hatırlıyorsunuzdur. Protein kaynakları, kalsiyum kaynakları diye. Bunlar orijinal kitaptan alınıp internete izinsiz verilmiş ve aslında Türkçe'ye bile çevrilmişti. İşte protein, kalsiyum, demir nerelerde var gibi. Daha sonra benim kitabı ilk çevirmeye başladığım sayfalar geliyor. Aile bölümü, vegan çocuk yetiştirmek, vegan hamilelik, veganken emzirmek. O zaman eşim hamileydi. Şimdi 1 yaşında çocuğumuz var neredeyse. İlk bu sayfalardan başlamıştım ve gerçekten çok faydalandım. Hatta bu sayfalar beni veganbebek.com'u yapmaya itti. Aslında bu kitabın sadece bir sayfası bile beni kolayvegan.com'u yapmaya itmişti. En sonunda bulunan bir checklist var. 10 adımda veganlığa geçiş gibi. O sayfadan aldığım ilhamla kolayvegan.com'u yapmıştık arkadaşlarımla. Hala da ziyaret edebilirsiniz. Şu anda açık ve çok güzel içerikleri indeksleyen bir rehber oldu. Bütün bunların yanında sporla da ilgili bir bölüm var. Egzersiz ve kilo alma, kilo verme, spor yapanlar nasıl beslenmesini ayarlamalı. Bunlarla ilgili güzel sayfalar da var. Tabii ki sadece bir beslenme kitabı değil. Adı her ne kadar kolay, mutlu, mutfak olsa da aslında bitki temelli yaşam için resimli bir rehber ismi daha güzel oturuyor. Çünkü çevreyle ilgili bazı sayfalar var. Tekstille ilgili bazı sayfalar var. İşte katkı maddeleri, o E'lerle ilgili yine sürekli olarak bakabileceğiniz sayfalar var.
Bunlarla birlikte tabii bütün bu bilimsel referansları içeren kaynakları da listelemişler. En sonunda da bir indeks var. Aradıklarınızı bulabiliyorsunuz. Özetle benim çok sevdiğim bir kitap olduğu için Türkçe'ye çevirmeyi çok istedim. Ve yazarıyla irtibata geçip bir yayın eviyle Meav'la anlaşıp çok severek beraber çevirdiğimiz bir kitap oldu. Şimdi daha bu bir örnek kitap. Elime birkaç tane daha geçecek yakın zamanda. Onları da bazılarınıza hediye etmek için elimden geleni yapacağım. Artık internette bu tip şeyleri ben çok sık yapmıyorum, hiç yapmıyorum. Hediye, çekiliş vesaire gibi şeyleri. Ama onları da yakın zamanda buradan duyuracağımın müjdesini verebilirim. Özellikle kitabı almakta, edinmekte zorluk çekenler için bir yol bulmayı düşünüyorum. Daha önce bununla ilgili bir anket yapmıştım. Bakalım inşallah başarabiliriz. Özetle sadece beslenme değil, birçok alışkanlıkla ilgili birçok pratik bilginin, tariflerin, öğün planlamanın olduğu güzel bir kitap oldu. Türkçe bir kaynak eser gibi oldu bence. Çok severek çevirdim ve herkesin evinde bulunmasını da çok isterim. Bu yüzden kitabı Kitap Evi'nin sayfasından veya alışveriş sitelerinden edinebilirsiniz. Bol bol var, bitmeyecek, merak etmeyin. Biterse de yenisi basılacak zaten. O yüzden güle güle okuyun diyorum. Buradan da bugüne kadar kitabı alarak, kitabı okuyarak ve güzel duygularını bana gönderen herkese şimdiden teşekkür ederim. Umarım okumayanların da hoşuna gider. Ayrıca kitapla ilgili eleştirileriniz, düşünceleriniz, yorumlarınız, katkılarınız, gördüğünüz hatalar varsa buraya veya herhangi bir yere sosyal medya hesaplarıma bana belirtirseniz sevinirim. Eğer olur da bir ikinci baskı durumu söz konusu olursa orada düzeltmeye çalışırız. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz heyecanlıyım. Değişik bir duygu gerçekten. İnsanın yani kitabı yazan ben değilim sonuçta. Aslında bir çevirmenim. Sadece bir çeviri yaptım ama o da benim bir yavrum gibi oldu. Çok özendim. Çok sevdiğim için yaptım bunu. O yüzden sizin de aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyorum. Hepinize hoşça kalın. Görüşmek üzere.